yaşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif. Sorma ben inimin inliyorum, sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisansın inatçı kalbimin, konuşanlara özeniyorum. Sorma ben inimin inliyorum, sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisansın inatçı kalbimin, konuşanlara özeniyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Team Show Center'dayız. Çok sevgili müzisyen dostlarımızla, Sıla'yla birlikteyiz yine. Ve Sıla'nın müzikte 10. yılına özel Ondan Kalanlar konser serisi devam ediyor. Zaten ilgi çok yoğun. Kasım ayını full. Tarihler evet. Belli ki aralığı da göreceğiz galiba burada. Kısmet valla ben birazcık izleyip saklamak istiyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak. Ama ne güzel senin 10. yılın bizim için de bir nevi Sıla yılı bu yıl. Siz nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Biraz öyle soralım. Son görüştüğümüzden bu yana açık hava coşkusundan sonra nasıl gidiyor her şey? Çok güzel gidiyor. Biraz şey tabii hızlı gidiyor. Tempo yüksek. Evet. Çok şükür ben sürat seviyorum da. İyi çok dop dolu. Dolu dolu. Farklı dolu bir yandan da. Yani işte aynı gün 10. senemiz.
aynı gün single, aynı gün kitap falan, böyle biraz karman çorman ama çok güzel tabii. Hakkıyla çok yoğun bir coşku yani. Hakkıyla bir 10. yıl oldu sayılır. 10 yıl önemli bir zaman Dilbe elbette ama hani sizinkine bakıyorum böyle nitelikli 10 yıl denir ya. Çok teşekkür. Öyle bir 10 yıl. Çok da sürprizler oldu gerçekten. İşte muhbirle başladık. Bu yılın ilk sürprizlerinden biriydi belki de. Çünkü evet, evet. Mabel Matiz'le açık havada ilk kez evet, birlikte söylediniz. Yani. O anda zaten bütün seyirci şarkıyı sevdi, aldı. Sonra Mabel bize canlı yayına geldi. O da anlattı. Onun için de çok heyecanlıydı. Ve bu 10. yılın kutlamaları içerisinde sürprizlerden biriydi diye gerçekten düşünüyorum. Öyle. Sonra 23 Ekim'de Ondan Kalanlar konserleri başladı, evet, değil mi? Evet, bu bambaşka bir proje. Evet. Yeni bir yani heybeden şarkılarla biliyorsun bir proje yapmıştık. Şimdi Ondan Kalan şarkılar bambaşka bir proje. Burada başka repertuar var, başka akış bir hikaye değişik, var. Hikaye her şey değil. Değişik. Evet. Yani her şey değişik. Hikayesi değişik bir kere. Yola çıkışı değişik. Evet, 23 Ekim'de böyle bir yeni repertuarla ve yeni bir şovla. Bu daha çok heyecanlandırıyor sizi değil mi? Tabii çok daha fazla heyecanlandırıyor. Yani tabii hiçbir zaman kayırmak istemem. Konser konserdir. Hepsi bizim şarkılarımız ve hepsi çok coşkulu. Fakat proje dediğiniz zaman daha alt metinli bir şey ya. Sizin yaratıcılığınızı da aslında evet, biraz zorluyor. Bizi de zorluyor, başka doğru. bir yerden zorluyor daha doğrusu. Şarkı yazarken, şarkı söylerken yahut işte çalarken, icra ederkenkinden bir tık daha farklı. O yüzden çok da bir şey, daha ilgi çekici buluyorum galiba. Bu sahnenin güzelliğini hani bir miktar ekranda yansıtıyoruz ama yakından görmeniz lazım. Işıl ışıl bir sahne. Hani daha önce bir koltukta Efe ile, sevgili Efe ile Sıla'yı yan yana otururken de seviyorduk. Ama burada başka bir ışıltı olmuş. Bu evet. Salonun da güzelliği başka, onu da söylememiz tabii lazım. Yani etkiliyor musun bunlar herhalde? Etkilemez mi? Burası çok sıcak bir salon. Yani işte rengi işte kadife olması. Kırmızı i̇şte kadifeleri o seviyoruz. Tatlı abajurlar, işte aptikler falan insanı tabii başka bir yere aslında yönlendiriyor. Heybeden şarkılar mesela biraz daha durağandı. Daha dinleti gibiydi daha doğrusu, durağan demeyeyim. Bu proje burada biraz çok fazla sözlü. Burası biraz şey yani daha dalgalı ve daha dinamik. Şimdi öyle güzel bölümler yapmışsınız ki herhalde bu bölümleri hazırlarken çok eğlendiniz. Efe'ye de soracağım bu başlıklar nasıl çıktı diye. Şöyle yazdım onları. Bekar şarkılar. Platonik evet. şarkılar, kavuştur şarkıları, daraldılar, ayrıldılar, partili goy goy şarkılar. Evet. Yani nasıl çıktı bu başlıklar desem? Tamamen Efe'nin başının altından değil çıktı. Burada. Bir kere onu gönül rahatıyla söyleyebilirim. Burada tam arkamda Efe. Söyledim de başlarken hani yüzünden ne hayır gördük de olmasın Efe diye. Ne diyorsun bu başlıklar konusunda epeyce eğlendiniz mi? Tabii tabii. Aşırı. Aşırı. Bütün sakinliğiyle söylüyor. Evet evet. Yani bu şarkıların büyük kısmında böyle biraz işte ne denir, melankoli, biraz hüzün. Yani Sıla'yı anlatırken de kullanabileceğim kelimeler. Sıla'nın şarkılarını aslında. Partili şarkılara gelince bir mutluluk durumu var mı? Ya aslında mutluluk tamamen... başlığından kaç şarkı çıkıyor onu sorayım. Şimdi evet, o çok korkunç yani, hem çok elzem bir soru hem de bir yandan gerçekten zor bir soru. Şöyle ki bir ilişki anatomisiyle başladı aslında her şey. Efe'nin başının altından çıktı bu başlıklar. Evet, ağırlıklı aşk şarkıları olarak adlandırılabilecek yahut oradan anlaşılabilecek şarkılar yazan kimseleriz. Oradan kategorize etme yoluna gittik şarkıları. Yani işte nasıl olur? Bu bir sarmaldır malum. Tabii. Hep başa dönersiniz. İşte bekarsınızdır. Ardından belki birine aşık olursunuz. Yahut bir ilişkiye girersiniz. Kavuşursunuz. Kavuştuktan sonra bir müddet artık o size kalmış bir durum. Daralmalar başlar. O daralmayla beraber. Yani daralmanın içinde çare arama da vardır aslında. Ardından bir anda iş ayrılığa evrilir. Kaçınılmaz son. Ve sonra bir anda bu neymiş canım? Yani bu kadar da cerahat akıtmak yeter gibisinden biraz daha eğlenceli kısma geçersiniz hayatınızda. Ta ki işte bu bekarlık süreci tekrar dönene ve tekrar size aşık olana kadar filan. Aslında bu dönemi anlatıyor. Mutluluk şarkıları kısmına gelince kendi açımızdan çok sükutu hayal ediyorduk Gülay'cığım. Çünkü sadece yani bu 10 senelik periyodda belki başka arkadaşlarımıza hediye ettiğimiz şarkıları da sayarsak
toplamda bir tane kavuşmayla ilgili şarkı yazmışız. Ki bunu gırgırda çok dönüyor konserlerde. Bir. Bir tane. Bir. Yani hem yazıyla hem rakamla bir. Bayağı. Ve ben şu sonuca vardım buradan. Demek ki mutluluk yazılan bir şey değil, yaşanan bir şey. Dolayısıyla insan kendini biraz da araklamak adına, biraz da çilelerden çıkmış olduğu için yaşarken bu mutluluğu daha çok yaşamaya adıyor. Doğru. Çok haklı olarak. Yaşamak istiyor mutluluğu. Tabii ki. Güzelce de bunu konserinde de buradaki konserlerinde de ifade ediyormuşsun. Hatta ne yapıyor insan mutluyken? Yaşamak istiyor, eğlenmek istiyor, sevişmek istiyor. Tabii tabii. Sen bunu böyle söyleyince seyircinin reaksiyonuna ne diyorsun? Oh, İçten falan. Gelen bir reaksiyon. Tabii tabii. Ben de geçen dedim zaten konserde. Ne oldu ya dedim, siz hiç yapmıyor musunuz yani? Siz yapmadınız bir eğlenmeyi. Onu... Yanlış bir şey mi söyledik? Belki de işte duygulara tercüman oluyorsun. Onun için evet, de evet. Güzel bir geldi. Bir de birazcık çekiniriz biz böyle şeylerden doğru, ya yani. Doğru, doğru. Yani... Ama... evet, mutluluk yazılan değil, yaşanan bir şey. Yani mutsuzluk yazılan bir şeyse eğer, şimdi bir de gelelim 10. yılın 10. yılın bir başka hediyesi, Sıla'nın Anlatsam Geçer mi adını verdiği şiir kitabı diyeceğim. Evet. Hani sen nasıl adlandırıyorsun bilmiyorum, şiir senin kitabı. Adına da öyle evet. değil mi? Evet. Ve açıkçası biz hep Sıla'nın kelimelerinin etrafında hani bir dünya olduk ya. Burada da o kelimeler hakkıyla yerini bulmuş. Öyle sorayım ya, hepsi de mutsuzken mi çıktı? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Hiç yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Ama... Yani daha doğrusu mutsuzluk tabii, yani mutsuzluğu nereden değerlendiriyoruz? Tabii. Yani günün 24 saati mutlu değil ya. Hmm. İçinde hüznü var, melankolisi var, işte ne bileyim ben dalması var, gitmesi var. Oradan da tabii ki açıklayabileceğimiz çok satır var. Ama ağırlıklı olarak çok serin zamanlarda çıkmadı diyelim yani. Güzel. Böyle bir yanı olması gerekiyor. Evet. Kitap fuarında kitabını imzaladı evet. ve inanılmaz kalabalıklar vardı. Bir kısmı da imzalatamadı galiba. Maalesef. Değil mi? Yani, hani evet, orada da maalesef. Belki senin için bir zorluk olmuştur. Herkese birden ulaşamadın. Çok zor bir şey. Saat koyduğunuz, yani iki saat arasına sığmaya çalıştığınız yerde çok zor tabii. Bütün beklentileri karşılamak. Ben de çok mutsuz oluyorum tabii ki bir o kadar daha insanı hem bekletmiş hem de beklentisini karşılayamamış olmaktan. Fakat bunun bir çıkar yolu yok. Evet. Ben orada akşam 8'e 9'a kadar da otursam o kuyruk yine tabii. bitmeyecek ve ben imzalamaya devam edeceğim. Çok şükür. Hiç, bu bunu, güzel tabii. Tabii ki yani, bu çok güzel bir şey tabii ki, bu kadar meraklı bir çevrenin olması. Fakat tabii ki maalesef kitaplarını imzalayamadığım buradan ve koltuklarına kitapla dönenler oldu. Buradan yani, söylemiş olalım. Evet. Yani hepsine imza atmış varsaysınlar. Evet, çünkü bu böyle bir şey. Fiziken yani, imkansız olan fiziken bir şey. Fiziken imkansız. Evet. Bu bir paylaşım. Kitapta bir paylaşım. Tahminen hayal ettiğin bir paylaşımdı bu da. Evet, öyle evet. değil mi? Hani 10. yıl bütün hayallerini gerçekleştirmene vesile olsun. Ne güzel. Daha böyle kaç 10 yılda yine birlikte oluruz. Bu arada tabii benden beklenen soruyu sormazsam, evet mutsuzluk yazdırıyor. Peki ya aşk? Hani, aşk da yazdırıyor. Aşk da yazdırıyor. Aşkın da içinde mutsuzluk var evet, çünkü. Evet, şimdi şu aralar yazıyor musun? Yazıyorum aşk tabii. Aşk dolayısıyla. Tabii ki yazıyor. Nasıl bir duygu hali şu anda yaşadığın? Yani işte o aslında çok benle mutlu ben arasında bir hal. Mutlu bir aşk gibi gözüküyor çünkü. Evet evet tabii ki yani kesinlikle mutlu bir aşk ama. İşte hepimizin dara düştüğü zamanlar, yani kafaca dara düştüğü, hele bizim gibi sıkıntılı tiplerseniz şayet. Arızalı. Yani biraz hafif arızalı, çok yoksa yani bu şarkılar da olmaz, işte bu meslek olmaz zaten, başka evet. işler yapıyor olurduk. Öyle olunca tabii ister istemez ve ben daha doğrusu duygularımı, her türlü duygumu buradan ifade ettiğim için, kendimi böyle bir kanalla yakın bulduğum için tabii ki yazmaya devam ediyorum. Ne güzel. Zaten bu değil mi? Evet evet. Yaşıyor. Yani cerahat akmasıdır aslında. Yani evet. anlatsam geçer mi? Tabii ki anlatsak geçmez. Evet. Ama hafifler. Hafifler. Bir de anlatmak ister. Tabii günü tabii geldiğinde yani. Aynen insan. Öyle. Evet. Evet bu kesin. Şimdi muhbirle başladık biz ve albümün de habercisi diye düşünüyoruz. Evet. Doğru değil mi? Evet. Ne zaman albümün planı şu anda oluştu mu? Gülacığım dün demoları kaydettik. Sen hep taze taze geliyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Gerçekten. Başladık biz çalışmaya. Tabii tarih vermek çok zor. Ben geçenlerde de doğru aynı cümleyi kurmuştum. Evet.
Ama bir aksilik olmazsa bahar aylarını hedefliyoruz. Bahar aylarını. Evet. Yakın diyorum o zaman ben evet, böyle evet. Ne güzel. Şarkılar büyük oranda belli o zaman. Aşağı yukarı belli evet repertuar. Ferdi Özbeğen'den bir söyleyeceğim şarkı onu. Şarkı söyleyecek misin? Evet söyleyeceğim. Ağla halime. Ne diyorsun? Evet bir Yunan besteci ve bir ve Ülkü Aker sözleriyle taçlandırılmış. Çok rahmetli Ferdi Özbeğen'in de çok güzel icra ettiği bir şarkıydı. Benim de çok hakim olduğum bir şarkı değildi. Serkan'ın menajerimin çok sevdiği bir şarkıydı. Ve aslında onunla öğrendim ben birazcık şarkıyı. Sonra da böyle bir delilik yapsak mı, söylesek mi? Hadi söyleyelim, deneyelim. Aa denedik, güzel oldu. Onu da hatta bir canlı yayında denedik ilk defa. Ne güzel. Evet. Ve tepkiler de hoştu. Bizim de hoşumuza gitti. Sana yakışıyor. Şimdi öyle bir şey var ki, hani biz damardan diyoruz ya aramızda. İşte az önce de konuştuk. Zaten çok büyük bir kısmı şarkıların biraz o tarafa yakın. Hepimize öyle bir duygu veriyor. Ve bu açıdan hep şu da söylendi ki ben epeydir öyle hissediyorum. Hani Sezen Aksu'nun yolu mudur Sıla'nın yolu diye. Bunu şimdilerde söyleyenler çoğaldı biliyorsun. Evet. Sen öyle hissediyor musun? Ya da nasıl bir yerde duruyor senin için Sezen Aksu şarkıları ya da orada gördüğün resim? Şimdi Sezen Aksu şarkıları ve Sezen Aksu tabii ki başımızın tacı. Müthiş de bir yol. Müthiş donanımlı. Çok sevgili, saygılı, özenli bir yol. Zaten öyle biri olmasaydı yahut öyle birileri olmasaydı, bu kadar öncü kimseler olmasaydı biz belki buralarda çok rahat sohbet edemiyor olacaktık ve çok rahat belki dile gelemiyor olacaktık. O yüzden tabii ki çok kıymetliler bizim için. Benzetilmeyi ise ben birazcık şuradan karşılıyorum. İşte sazı sözü olan, derdini yazan, anlatan, belli bir üretim içinde olan ve üretimini çoğaltmaya gayretli olan. Ben buradan karşılıyorum açıkçası. Çok da severek karşılıyorum. Çok da teşekkür ediyorum tabii ki. Tacımızı. Yoksa ikimiz de çok bambaşka insanlarız ama evet, evet aklımız, fikrimiz, yolumuz, kalbimiz tabii ki bir. Ne güzel, ona da selam olsun selam diyelim. Olsun. Biz gerçekten çok teşekkür ediyoruz bir kez daha burada hemen konser öncesi bizle paylaştığın için. Seve seve. Geçenlerde Kral TV'de Rubato'nun programında bir yıkılmışım ben söylemiştin ki yıkılmış herkes. Şöyle yapalım. Çok kısa es açalım. Ondan sonra diğer bir iki haberimiz var ki kitap fuarından beraber aktaracağız. Olur. Çok az açalım mı yönetmenim? Yıkılmışım benden. Yıkılmışım ben üstüne basılan taşları misali paramparça olmuş dalmışım ben. Sandal devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal. Kısacık görelim dedik ama bak çıkamadık kolay kolay. O da öyle an gelmiş hemen program sırasında hiç denemeden evet, çıkmış evet, değil mi? Evet evet yani Fatih'in başının altından ne güzel, çıktı. Bak böyle daha ne ilkler olacak böyle var, söyleyeyim. Inşallah, biz güzel, aynı tabii. Duyguda birleştikçe bu gerçekten, böyle yürüyecek. Gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada teşekkür kitap ederim. Fuarı dedik gerçekten TÜYAP kitap fuarı ve sanat fuarı bu seneyi ziyaretçi rekoruyla tamamladı. Çok mutlu oluyorum ya. 742.445 ziyaretçiye ulaştık. %20 artış demektir. Gerçekten mutluluk verici. Ve hafta sonu Cem Yılmaz gibi isimler de vardı. İzdiham bir kat daha arttı. Biz Cem Yılmaz'dan da izlenimleri, Cem Yılmaz'ın imzasından izlenimleri de ekrana getirelim şimdi. Müzik
görüntüler ne bir iş çıkışı saatinden ne de bir mitingden. Hafta sonu gerçekleşen TÜYAK Kitap Fuarı'nın son günü işte bu görüntülere sahne oldu. Birçok ünlü isim kitap fuarında imza töreni düzenleyince ilgi büyük oldu. Fuar alanının dışında E5 karayolunda ve metrobüs çıkışlarında izdiham yaşandı. Kitap fuarının en çok ilgi gören yazarıysa Cem Yılmaz oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kitap haline getirdiği film senaryolarıyla fuardaki yerini aldı. Kitap fuarı çok güzel bir yer. Çok güzel insanlarla karşılaşıyor burada. Gerçek muhatabınla buluşuyorsun, o çok güzel bir şey. Çünkü bizim yaptığımız işlerin asıl gerçek muhatabı buradaki bu parlak insanlar yani. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren Cem Yılmaz'ın yanı sıra etkinlikte Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz de vardı. Can Yılmaz, Klişe Hayatlar Matbaası ve Yap Bir Babalığı Zafer Algöz de Haşırt The Blackboard'u imzaladı. Cem Yılmaz, Kasım ayında peşi sıra vizyona giren Türk filmlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Bu sene sezon çok güzel başladı sinema. Şu sıralarda vizyonda işte Ayla, Mutluluk Zamanı, Yol Ayrımı çok güzel filmler var. Ocağa kadar böyle gidecek inşallah. Lan yine mi bilim kurgu be? Çekil. İspirto mu? Radyasyon olabilir. Çekil bakayım, çekil. Açıl. Şaşır. Ocak ayında vizyondayız. Ayın hemen yılbaşından hemen sonra, ocağın 5'inde. Büyük ilgi gören etkinlik tam 8 saat sürdü.